Doğanın bize sunduğu fırsatları görmek ve değerlendirmek bazen bizim elimizdedir. Golda. Altın seçim makarna. Eski ismiyle Kombosan, yeni ismiyle Bera Holding olan hem Konya'nın hem de Türkiye'nin gururu olması ve bunun yanında bünyesinde 4500 çalışanı aşkın bir vaziyette faaliyette olan bir holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Alaboy'unla beraberiz. Bizleri ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bera Holding'den bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanıyalım. Ha, teşekkür ederim, sağ olun. Ben 1957 Aksaray doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Penn State'de 6 yıl master ve kısmen de doktora çalışmasında bulundum ama doktorayı tamamlamadan döndüm. MTA, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Etibank, Enerji Bakanlığı değişik birimlerinde görev yaptım. En son Etibank'ta genel müdür yardımcısıydım 28 Şubat döneminde. Bizleri görevden aldılar. Bizim bakanımız Teoman Rıza Güner Konyalı'dır kendisi. Onunla çalışma şerefine nail olduk. Daha sonra da AK Parti'nin kuruluş aşamasında genel merkezde emeği geçenlerden, tozunu yutanlardan biriyim. Nasip oldu. 2002 yılında Aksaray'dan birinci sıra milletvekili seçildim. 22. dönemde, 23. dönemde tekrar birinci sıradan milletvekili, 24. dönem tekrar birinci sıradan milletvekili seçildim. Bu arada değişik görevlerde bulunduk. Soma Araştırma Komisyonu Başkanlığı, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanlığı ve değişik komisyonlarda aktif olarak çalıştık. Devleti, özel sektörü, bürokrasiyi biliyoruz. Özel sektörde AFS Boru'nun kurucu genel müdürüyüm ki yönetim kurulumuz Rıfat Bey'di, Rıfat Sarcıklıoğlu'ydu. Onlardan çok şey öğrendik. Belli bir birikim geldi. Arkasından vekilliğimiz bittikten sonra Konya'ya çağırdılar bizi. Buraya geldik. Üçüncü ayımızda tekrar bakanlık için Sayın Cumhurbaşkanımız külliyeye çağırdı. O arada bir 3-4 ay kadar bir geçiş döneminde Enerji Bakanlığı olarak görev yaptım. Sonra Cumhurbaşkanımız bırakmadılar. Berat Bey'in yanında bir 11 ay kadar bakan yardımcısı olarak görev yaptım. Sonra tekrar buraya döndüm. Böyle bir geçmişten bir süremiz var. Tabii buraya geldiğimizde baktığımız şey, bu holding ayağı kaldıralım dedik ama kucağımızda bir sürü hukuk davaları bulduk. Nedir bunun aslı derken zamanımızın çoğunu, 2-2,5 yılını, 3 yılını teksif olduk. Buna konsantre olduk. Sonuçta da çözdük elhamdülillah. Oldukça sıkıntılı bir süreçti değil mi? Çok, çok. Şöyle, bu sıkıntının temel nedeni şuydu. Algı çok kötüydü. Yani bugün 90'lı yıllardaki o tabela holdinglerin bütün suçu, günahı Kombasan'ın üzerine yıkılmıştı. Kombasan adeta günah keçisi olmuştu. Halbuki Kombasan'ın mal varlığı vardı, yatırımları vardı, insanları çalıştırıyordu, ihracatı vardı. Ama hepsine topyekun, toptancı bir anlayışla bakıldığı için bütün şey üzerimize geldi. Buna rağmen 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki araştırma komisyonu sonucunda borsaya açılmışız. Faaliyetlerimizi orada devam ettirmişiz ama bazı avukat arkadaşlarımızın yaratıcı kabiliyeti nedeniyle bizlere dava süreci başlamış. Başarılı da olmuşlar. Ve bu bize bayağı bir mali yük getirmiş. Şirketin ilerlemesini durdurmuş. 72 bin ortaktan aşağı yukarı 2500-3000'e yakın kişiye biz yani 550 milyon liraya yakın para ödemişiz 10 yıllık bir periyotta. Bu da bizim şirketin ileri dönmesini, ileri gelişmesini, işte makine yatırım ekipman yapmasının önünü tıkamış. Dolayısıyla bu davaların ortadan kalkmasıyla herkes ortaklık statüsüne kavuşunca bundan sonra şirketin önü açık. Bundan sonra önümüze bakacağız inşallah. Peki şu an o geçirdiğiniz süreç sıkıntılı bir süreçti ve sonunda başarıya ulaştınız. Evet. Bu başarıya ulaşmanızdaki etkenler nelerdi? Şimdi birincisi inanç. Yani ben Kombasan'a geldiğimde buradaki yatırımların çoğunun çok başarılı olduğunu,
Türkiye için stratejik yatırımlar olduğunu, buraya iyi bir dokunuşla, iyi bir emek ve emekle bunların başarılı olacağına inandım. Zaten ilk yaptığımız şey bizim eski Acar Vinç ve yeni adıyla MPG Vinç fabrikamıza oraya müdahil olduk. Orada NATO sertifikaları aldık mesela orada. NATO Militari 810 EGF sertifikaları aldık. Bu askeri alanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ürün üretme konusunda bizim önümüzü açtı. Bu çok büyük bir avantajdı. Orada geldiğimde gördüm ben teknik lisede makine bölümüyüm. Her ne kadar Malatya Teknik Lisesi makine bölümüyüm. Her ne kadar madencilik okuduysam da üzerine de Amerika'da birazcık çevre madencilik çalışsam da makina ve multidisiplineri bir eğitim almış olduk orada. Yabancı dilin de katkısıyla biz önümüzü açtık. Ben NATO Komisyonu Başkanı olduğum için de NATO'nun bakış açısını şeyini de çok iyi biliyorduk. Derken hepsi bir araya geldi. Bir Cenab-ı Allah biraz önümüzü açtı diye düşünüyorum. Orada MPG ve Rulman'a çok büyük önem veriyoruz biz. Romanya'daki Rulman fabrikamız her zaman bizim çekici gücümüz olmuş. Ama bu ortaklık davalarıyla gelen yük nedeniyle oraya da yatırım yapamamışız. Yani rehabilite edememişiz. Şimdi bunları görünce dedim ki hem kağıt var, Türkiye'de stratejik bir ürün. Bir taraftan askeri rulman üretebileceğiz, bir taraftan askeri vinç üretebileceğiz, savunma sanayine girebilecek bir altyapı potansiyel var. Bir de çoktan beri tanıdığımız, bildiğimiz, yani Allah sağlık sıhhat versin Haşim Bayram hocam döneminden beri tanıdığımız, bildiğimiz bir şirket. Bizim de yakınlarımızın, akrabaların hisselerinin olduğu bir şirket. Sahiplenilmesi gerektiğini düşündüm. Bir de üzerimizde bu kadar bir birikimimizden sonra bir misyon olarak bunu algıladım ben. Yani burada bir başarısızlık yoktu. Burada bir algı operasyonu vardı. Bu algı operasyonu bizim negatif algıyı pozitife çevirmemiz gerekiyordu. Bu konuda Ankara'da yoğun çalışma yaptık. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu anlattım. Binali Yıldırım'a, Sayın Başbakanımıza anlattım. Eski başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu'na anlattım. Bütün bakanlarımızı tek tek gittim anlattım sorunun böyle olduğunu. Herkesin bakış açısı ya kombatsan batmadı mıydı? Şeklinde bir yaklaşım, bir tepki. Ondan sonra ben anlatınca işte burada 4500'ün üzerinde insan çalışıyor, şu kadar ihracat var, ciromuz bu kadar, şu yatırımlarımız var falan deyince kafasında insanların bir takım şeyler değişmeye başladığını gördüm. Desteği biz orada almaya başladık. Konuyu iyi anlattık. Süreci iyi anlattık. Hukuk sürecinde yaşadığımız mağduriyeti çok iyi resmettik, çok iyi ortaya koyduk. Biraz hukukta başarılı olmamızın nedeni oldu. Bizim aleyhimize kararlar verdiği halde hiçbir mahkemeye karşı önyargılı bakmadık. Onların vermiş olduğu mahkeme kararlarını hukukun gereğidir diye uyguladık. Uyguladığımız için de 10 yıl içerisinde 550 milyon liraya yakın parayı bu bize dava açan ortaklarımızın avukatlarını ödedik. Bize zaman zaman şikayetler geldi. Ya biz dava açtık sizi, paramızı kazandık ama avukatlar bize vermedi diyenler de oldu. Ya keşke dava açmasaydık diyenler de oldu. Ama o geçmişin getirdiği bir mağduriyet algısını çok negatiften pozitife çevirdik. Yani bizim bunu yapmış olmamız çok önemli. Bir de hukuki altyapıyı oluşturduktan sonra ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim, konuyu anlattım. Siyasetten geldiğim için orada da çok saygın tanıdığımız arkadaşlarımız var. Hem İYİ Parti'ye gittim anlattım. Hem MHP'den arkadaşlarımıza anlattım. Ve oralardan bir kabul gördük. Nihayetinde 4600, 4500, 4600 kişi çalışıyor burada. Ülkenin bir aseti, değeri. Konya'nın merkezinde. Şu an Konya'nın en kredisi yüksek firmalarından biriyiz. Bankalar nezdinde, kurumlar nezdinde. Bunun yanında aslında baktığınız zaman hukuki süreci de yine tüm şeffaflığınızla geçirmişsiniz ve sonunda da siyasi parti gözetmeksizin hangi partiden olursa olsun hukuku doğru yönde işlemesi anlamında en şeffaf biçimde anlatmaya çalışmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bu çok önemliydi. Çünkü biz geçmişte belki kombatsan aktif siyasetin içerisinde bulunmuş da olabilir o zamanki yöneticiler. Bundan yararlanarak bir takım insanlar buraya farklı gözle de bakmış olabilirler. Ama bütün bunlara rağmen biz dedik ki artık biz 2000 özellikle 2007'den sonra velhele 2005'teki komisyondan sonra biz siyasi bir partiyle bir ilişkimiz yok. Biz üretmek istiyoruz, ülkeye faydalı olmak istiyoruz, ülkeye katma değer sağlamak istiyoruz diye. Fakat geçmişin gelen o negatif algısı, mağduriyet algısı bunu
belli bir basın organlarıyla, belli avukatlar çok iyi işlediler, çok iyi işlemişler. Bir de hakikaten o Türkiye'nin yaşamış olduğu 28 Şubat döneminin bir takım getirdiği sıkıntılarla bu zaten tabela holding dediğimiz holdinglerin vermiş olduğu bir darbe vardı. Bir de o darbenin getirdiği şeyle kombasana para yatıranlar da mal varlıklarının çoğunu kaybetmişler. İnanın 28 Şubat dönemi dahil işin içerisinde bizim arkadaşların yanlış yönetimi de var. Yanlış yatırımlar da var. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman toplanan paralar aşağı yukarı 1 milyar 25 milyon euro civarındaki bir para olduğu ortaya çıkıyor bizim tahmini hesaplamalarımızda. Bunun %15'ine kadar düşmüş. Yani holdingin tüm varlığı. Şu an çok şükür çalışmalarımız, firmaya sahiplenmemiz, çok iyi bir yönetimde arkadaşlarımız var. Şu an %55'lerine ulaştık. Eğer bizim ortaklara ödememiz olmamış olsaydı şu an tahminim %65, %70'lere falan rahatlıkla ulaşacaktık. O yüzden bizim avukatlardan ve ortak dava açacak ortaklardan ricamız bize dava açmasınlar, beklesinler. Kayıplarını çok değil birkaç yıl içerisinde döviz bazında ne yatırdılarsa yine döviz bazında alacak hale gelirler Allah'ın izniyle. Nitekim borsada da iyi gidiyoruz. Yani bizim borsada hisse senetlerimiz benim geldiğimde 1.4 liraydı. Yani şu anki o zamanki %100 bölünmeyi de işin içerisine katarsak aşağı yukarı 9 liraya kadar çıktı. Yani bu da 6 kat demektir borsadaki değeri. Büyük başarı. Çok büyük bir başarı. Yani bu algıyı yönettik biz. Bunun da en büyük nedeni şu, işte savunma sanayinde olmamız, kağıt, karton ve endüstriyel matbaa gibi bir sektörün içerisinde olmamız. Ondan sonra bizim Alanya alternatif turizmde Türkiye'nin hala göz bebeği, o çok büyük bir model oluşturdu diğer şirketlere ve varlığın da sıkıntısı bugüne kadar sürdürdü. Onun getirdiği pozitif etki var. İşte gıdada iyiydik mesela Golda'da ama çok gıdaya şey girince üretici ister istemez pazardan etkileniyorsunuz. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bu holdingin önü açık. Biz yatayda çok büyümüşüz. Yani zamanında arkadaşlarımız çok nakit para gelmiş o 2000 yıl öncesi. 2000 yıl öncesi Türkiye'de düşük kur, yüksek faiz uygulandığı için kur dövizde yatırım yapıp TL ile satmak çok karlıydı. O yüzden bu holdingler büyümüş. İşin içerisine tabela holdingler girene kadar. O karlı dönemler bitince eldekilerden çok irili ufaklı yatırımlar yapılmış. Biz şimdi irili ufaklı yatırımlardan çıkacağız. Yani bizim amacımız mümkün olduğu kadar dikeyde büyümek. Neyi kastediyorum dikeyde büyümek? Küçük bir işletmem var mı? Oradan çıkayım. Kağıtta kapasitemi ikiye artırayım. Rulmanda kapasitemi ve rehabilitasyonumu artırayım. Müşteri adını yani 4 veya 5, 6 sektör en fazla. Oralara konsantre olayım, odaklanayım orada. Orada büyüyeyim. Yani bugün bir Vestel'e bakıyorsunuz, bir Arçelik'e bakıyorsunuz. Tek bir şirket. Ama Arçelik bugün dünya devi. Ama tek bir şirket. Arçelik yapan Mehmet Ali Bey var. Onunla karşılaştım da. Yahu dedi bizim yaptığımız dedi bir kutu bir motor dedi. Ama o bir kutu bir motordan bir dünya devi yarattılar. Dolayısıyla biz de burada onu başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi şöyle bakıyoruz olaya. Bizim kanunumuzun çıkmasıyla biz bypass'tan daha yeni çıktık. Şimdi bizi aldılar servise, serviste rehabilitasyondayız. Kendimize geleceğiz. Yoğun bakımdan servise, servisten de artık piyasaya verecekler. Sağlığımıza kavuşacağız. Bu belki bir yılımızı, bir buçuk yılımızı alacak. Bu daha bir başlangıç diyor. Daha başlangıç, çok şükür. Biraz yani, sabredersek, bu süreci de atlatırsak diyorsunuz ki daha güzel günler bizi bekliyor diyorsunuz. Tabii ki ben ortaklarımıza onu söylüyorum. Elbette ki kayıpları var. Yani ben dava açmasınlar demiyorum. Dava açmak anayasal bir haktır ama dava açtıklarında da şunu görmeleri gerekirdi ortaklarımızın. Burası 72 bin kişinin ortak olduğu şey. Burası Ali Zalaboy'un bir şirketi değil. Yani burası Ali Zalaboy'un %50-55 hissesinin olduğu, %45'ini de 72 bin kişiyi kandırıp elinden parasını aldığı ve sebepsiz yere zenginleştiği bir şirket değil. Burası 72 bin ortağın olduğu, hiçbir ortağın %1'den fazla hissesinin olmadığı, dava
açanlar dava açtıklarında parayı kazandığında geriye kalan dava açmayanların mal varlığından alıyor. Yani temel sıkıntı bu. Bunu iyi anlattık biz şeylere. Yani grup başkan vekillerine anlattık. Böyle giderse ben şu an açılan davaları ödüyorum. Nitekim ödemişim de. Ama daha sonra Yargıtay kararlarından sonra bize çok toplu davalar gelince, yani bize bir yıl içerisinde 1500 dava gelmeye başladı. 1500 dava demek her ay nereden bakarsanız 50-60 dava. Bunların bize getirdiği her ay 20-25 milyon, 30 milyon idave ödeme. Ben Merkez Bankası değilim ki nakit basayım. En nihayetinde kar edeceğim. Kar veyahut da sıkıştığım yerde arsa satıp ödemek durumundayım. Bir de işletme burası. Vergi ödüyor. 4600 kişi çalıştırıyor. Türkiye için stratejik yatırımlar yapıyor. Ondan sonra bir şey vardı. Yani bir içinden çıkılmaz bir durum vardı. Çok şükür yani Türkiye Büyük Millet Meclisi işte 7194 sayılı kanun 40. maddesinde bir düzenlemeyle bizi tekrar piyasaya kazandırdı. Ortaklarımızı da aynı statüye getirdi. Dolayısıyla ortaklardan ricam davayla belli avukat gruplarının veya belli kişilerin gaza getirmesine inanmasınlar. Yani burası büyüyecek. Burası büyüdükçe biz kar edeceğiz. Kar ettikçe piyasa değeri artacak. Piyasa değeri borsadaki hisselere yansıyacak. Mal varlığını öyle kurtaracaklar bunlar. Böylelikle 72 bin ortağa da mesaj vermiş oldunuz. Bir de bunun yanında bütün bu süreçte uğraşırken İSO'nun size vermiş olduğu, sadece size değil, 5 şirketinize vermiş olduğu bir liste var. O evet. Listenin içinde yer alıyor 5 şirketiniz. Evet. Bu nasıl bir gurur ki sadece Konya için değil tüm Türkiye'yi kapsayan bir gurur. Nasıl elde ettiniz bu başarıları? Yani İSO'da ilk 1000 içerisinde 5 şirketin olması nasıl bir duygu? Çok teşekkür ederim. Tabii bizim arkadaşlarımızda bir müthiş bir aidiyet duygusu var Kombasan'da. Dışarıdakiler Kombasan'a farklı bakıyorlar ama buradaki bizim genel müdür arkadaşlarımıza baktığınız zaman hiçbirisi dışarıdan ithal değil. Hepsi aşağıdan mühendis olarak yetişmiş, o başarıyla gelmiş. Burayı kendileri, çocukları, aileleri için bir geçim kaynağı, bir ekmek kapısı. Dolayısıyla yaşatmaları zorunlu olan bir yer olarak görmüşler. Bu çerçevede biraz önce söylediğim gibi o stratejik yatırımlar ki bunların içerisinde kağıt geliyor. Kağıtta Türkiye'nin ilk 600, ilk 550. firması falanız yani o civarlardayız. İkinci 500'de dediğiniz gibi 5 tane firmamız var. Bunlar Divapan'dı, işte Compen'di vesaire. Buralarda biz bir başarı sergiledik. Mesela Compen, Compen dediğiniz mi belli bir kesim negatifle bakıyor ama bugün Compen 20 yıl öncesi formülünü hiç değiştirmeyen, hala kaliteli ürününü devam eden bir şirket. Şu an Compen piyasasında aşırı rekabet nedeniyle PVC ve titanyum dioksiti artırıp kalsiti yüklemeye başladılar. Başlangıçta çok iyi gibi ürün gözüküyor ama güneşte bir yaz kalınca renk atıyor veyahut da bel vermeye başlıyor. Şimdi biz bu tür şeyle hiç tevessül etmemişiz. Şu an Compen'in %60'dan fazlası ihracata gidiyor. Compen en nihayetinde inşaat sektörüyle çok yakın ilişkili olan bir sanayi. İnşaat sektöründe gerilemeye rağmen Türkiye'de pazar epey bir daraldı. Compen pazarımız da %30 civarında daraldı ama biz ihracata yöneldik. Nereye satıyoruz bunları? Brezilya'ya satıyoruz, Arjantin'e satıyoruz, Şili'ye satıyoruz. Kuzey Afrika ülkelerine satıyoruz, Mısır dahil bunun içerisinde. Orta Asya ülkelerine satıyoruz. Kombasan nedeniyle Compen ismine negatif bakanlara şunu söylüyorum. Compen ürünleri Türkiye'nin en kaliteli ürünlerdir. Bunu böyle bilsinler. Peki sadece Compen kağıt değil de dünyanın 7 kıtasında kaç ülkede varsınız ve 7 kıtasına da yayılmış mı Bera Holding? Şöyle söyleyeyim, özellikle Romanya'daki Rulman fabrikamız, biraz onun hikayesini geriye almam lazım anlamak için. Tabii. Şöyle Romanya, Sovyetler Birliği zamanında Rulman'ın merkezi seçilmiş. Ve dolayısıyla orada 6 tane Rulman fabrikası var. 6 Rulman fabrikasının hepsi de URB markasıyla üretiyor. Fakat URB markasıyla dünyada müthiş bir pozitif algısı var.
Yani Sovyet blokunda, eski ülkelerde en kaliteli iki üründen sonra üçüncü olarak en fazla kullanılan URB markası, en çok tercih edilen. Kalite aynı her şey ama Sovyet blokundan geldiği için böyle bir engelle karşılaşmışız. Daha sonra Romanya özelleştirmeye gidince 6 tane Rumman fabrikasından birini kapatıyorlar. 4'ünü de özelleştiriyorlar. Birini SKF alıyor, URB'yi terk ediyor. Birini FAK alıyor, URB'yi terk ediyor, FAK diye üretiyor. Biri Timken alıyor, Timken diye üretiyor. Sadece URB marka bizde kalmış. Biz gelince arkadaşlarımızı yoğun bir şekilde pazarlama ağına gönderdik. Ve o şunu gördük, inanır mısınız? Türkiye'de, dünyada, her ülkede URB'nin çok pozitif bir algısı var. Bu pozitif algı nedeniyle herkes URB markayı sorunca URB'yi Çin'de kaçak ürettirip memleketlerinde URB Brezilya, URB Endonezya, URB Malezya diye şirketler kurup URB satanlar var. Geldiğimizde ilk yaptığımız şey bunlarla mücadele oldu. Bizim URB markamız dünyanın 4000 yanında Bera Holding bünyesinde. Şu an orada 1250 kişi çalışıyor. 95 milyon dolarlara cironun oturduğu dönemler var. Şu an 45 milyon dolar civarında bir ciromuz var. Orada benim tahminim, üzerine konsantre olursak 300 milyon, 350 milyon doları yıllık rahat yakalayabileceğimiz bir teknoloji altyapısı var. Ve dünyada da URB'ye pozitif yaklaşım var. Yani biraz önce yine döneceğim davalara, pek konuşmak istemiyorum ama bu davalar nedeniyle biz oraya makine ekipman yatırım yapamamışız. Rehabilite edememişiz. Pazarlama marka değerini yükseltme yapamamışız. Şu an yeniden onun üzerine odaklanıyoruz. İnşallah biz hızlı bir şekilde bunu ayağa kaldıracağız. Romanya'yı halihazırda çalışıyor ama bizim istediğimiz seviyede değil. Makine ekipman yatırımıyla birlikte bütün dünyada da var olmaya devam edeceğiz. Romanya bizim için çok önemli. Niye önemli? Döviz bazında girdiniz var, döviz bazında çıktınız var. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi bazı beklenmedik krizlerden çok etkilenen bir yapısı yok. Yani pazarda pozitif bir algımız var. Şu an işletme sermayesi veya belli makine ekipman yatırımıyla URB'yi dünyaya da ayağa kaldıracağız. Aşağı yukarı 200'e yakın değişik ülkelerde şeyimiz var, ürünlerimiz var. Bunların içerisinde Golda'nın makarnasından tutun da ürünlerini Afrika'da özellikle çok hemen hemen her Afrika ülkesinde var. Kompen hakeza çok değişik ülkelerde var. Yani hem Rulman'ı, hem Kompen'i, hem Golda'yı, hem de bizim MPG fabrikasının Vinç'ini bir araya getirdiğinizde de 200'e yakın değişik ülkelerde ürünlerimiz, Konya'ya bazlı ürünlerimiz faaliyet gösteriyor. Peki dünyada şu an ticaret savaşı dönüyor. Bera Holding bu ticaret savaşından ekonomik anlamda etkileniyor mu? Mutlaka etkileneceğiz. Niye etkileneceğiz? Çünkü kredi talebimiz oluyor. Kredi talebiniz dolayısıyla sizin bankaların kredi talebi herkese %25 verirken ya Bera bizim arkadaşımız ona %5'ini veren demiyorlar. Yani %25 ona verirken sizin durumunuz iyi ne değilse %24 ile veriyorlar. Bugün %24'ler sağ olsun Cumhurbaşkanımızın tavrı nedeniyle %11'ler seviyesine çekildi ama bunlar bile hala yüksek. Bir örnek vereyim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırım yapacağınız zaman %2,5'la dolar alırsınız ama ürettiğiniz ürünü %7, %8, %10'la satarsınız. Yani karınızın 1/4'ünü bankaya ödersiniz. Bizde burada karımız %20 ama %18'ini bankaya ödüyoruz. Yani böyle bir şeyde ekonomi büyümesi çok zor. Bu şundan kaynaklanıyor. Tasarruf kültürümüz yok. Tasarrufumuzu kaldırma, tasarrufun ayağa kalkması lazım, desteklenmesi lazım. Bununla ilgili geçmişte Türkiye hep inşaat sektörü merkezli büyüme seçti. Sadece inşaat değil, inşaata dayalı yan sanayiler, yani Kompen bunun bir parçası, inşaata dayalı. Mesela Adaçal kireç fabrikamız var. O bunun bir parçası. Orada PPC üretiyoruz. O PPC ürettiğimiz precipitated kalsiyum karbonat denen yüzey alanı genişletici bir ürün. O da bir takım boyaların içerisinde kullanıyor. Boya doğrudan inşaatla ilişkili. Hepsi birbiriyle bağlı. Birbiriyle. Dolayısıyla
Ama bazı şirketler var ki komple neredeyse inşaat üretiyor. İnşaat üretince onlar sıkıntıya girdiler. Ama biz kağıt gibi, karton gibi, rulman gibi veyahut da askeri yatırımlar gibi, gıda gibi biraz inşaatın bizim %25 civarında inşaata yönelikse yatırımlarımız %75, %80 inşaat dışı teknoloji yatırımlarına yönelik. Oralar bizi ayakta tuttu. Biz dinamizm sağlayan onlar oldu. Bir de ilişkiler ağı çok önemli. Yani kendinizi ifade etmede, anlatmada ikili ilişkiler çok çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden biz de geçmişten siyasetten gelmemiş, kişisel bir sosyal olarak bir yapımızın olması, yabancı dilimizin olması, bir de meseleyi ben dert ederim, o gün uyuyamam onu çözemezsem. Ondan dolayı da böyle bir çözüm odaklı bir yönetimle götürüyoruz elhamdülillah. İnşallah burada başaracağız. Tek amacımız ortaklarımızın yüzünü güldürmek. Tek amacımız geçmişteki negatif algıyı pozitife çevirmek. Tek amacımız bizlerle ilgili doğmuş olan, ya bunlardan, bu Anadolu'da insanından bir şey çıkmaz zaten İmajını kırıp bir başarıyı yukarılara çekmek istiyoruz. Bu da bir gecede olacak iş değil. Bu emekle oluyor, iyi bir kadroyla oluyor. İnşallah bunu da başaracağız. Bera Holding'in başına sizin gelmenizle beraber bu ivmede artışa geçti. İnşallah. Ben bunu zaman zaman söylüyorlar. Ben nefsim olarak söylemiyorum. Ben bu işi üstlendim. Vebalini de üstlendim. Hatta bana İsimlerini vermeyeyim, çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz büyük abilerimiz dediler ki, ya abi dediler, yani bu kadar iyi bir kariyerim var. Ondan sonra bakanlıkta yaptım, bunun üzerine gidilir mi o holdinge, niye gittim falan. En sonunda dedim ki, bakın oraya gitmemiz lazım. Orada şu tür şeyler var, şu kadar insan çalışıyor, şöyle bir altyapı var. Geleceğe dönük böyle yapınca herkesin bakış açısı değişiyor. Bütün sorun algı. O geçmişte yapılan o algıları yönetmemiz, çözmemiz, o negatif algıyı pozitife çevirtmemiz lazım. Çok şükür bugüne kadar bizim devlete bir tane vergi borcumuz yok. Hiçbir işçimize borcumuz yok. Şu an bile işçilere yaptığımız zam, Konya'da sanıyorum en yüksek zamı biz yaptık. Yani mağdur olmasınlar diye. İşçilerimizi mümkün olduğu kadar motive etmeye çalışıyoruz. Bir ekip çalışması olduğunu düşünüyoruz. Yani başındaki yönetim kurulundan genel müdüre, genel müdür yardımcısından en altta çalışan işçisine kadar biz bir takım ruhuyla, bir aidiyet ruhuyla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve o ruhla hareket ediyoruz. Sadece holding değil, aynı zamanda çalışanı düşünen bir yönetim kurulu başkanı imesini sergiliyorsunuz. Bunun yanında, bu başarıların yanında elbette 2023 öncesinde hedeflerinizden de bahsedeceğiz ama son olarak 2023 hedeflerine geçmeden önce savunma sanayisinden bahsedelim istiyoruz. Girişimleriniz olduğunu biliyoruz. Bu girişimler ne derecede? Şimdi savunma sanayi Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte müthiş bir ivme kazandı. Burada her alanda yetkisi olanlar, teknolojisi olanların bu sektörde bir yer alabileceği bir sektör. Mesela ben 6 yıl Amerika'da kaldım. Bugün bulunan teknolojilerin çoğu savunma sanayine yapılan yatırımlarladır. Yani bugün internet varsa, ben 1983'te gittiğimde bilgisayardan, ODTÜ'deki bilgisayarla internet üzerinden yazışırdık. Daha internetin şeyi yoktu. İlk çıktığı zamanlar yok, hiç uygulanırlığı yoktu. Ama o şeyin, o askeriye bir hat vermişti. O iletişim hattan kullanıyordu üniversiteler şeyleri birbirleriyle ağını. Yani Ar-Ge ve gelişme savunma sanayiyledir. Savunma sanayinde şöyle savunmanın güvenliğin maliyeti olmaz. Savunmanın da zamanı olmaz. Bakın, güvenliğin maliyeti olmaz. Ya ben şunu daha ucuza güvenlik sağlarım diyemezsiniz. En kaliteli silah alacaksınız. Almak zorundasınız. Savunmanın da zamanı olmaz. Düşmanın ne zaman saldıracağını bilemezsiniz. Nitekim İdlib'de her şey yolunda giderken birdenbire tersine dönmeye başladı. Hemen biz daha sert tedbirler almaya başladık. Dolayısıyla savunma sanayinde bizim şu an yaptığımız şey, kendi kapasitemiz neyse o kapasitemizle girdik. O vinç kapasitesiydi. Vinç kapasitesinde biz askeri vinçin olmadığını gördük Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. O askeri vinç konusunda projeler geliştirildi. TSK ile irtibata geçildi. Bizler de arkadaşlarımızla görüştük. Geldiler, baktılar. Çünkü
zaman içerisinde belki sivil vinçlerin savaş alanlarına sokulup da kırıma uğramış tanktı veyahut da askeri bir cipti. Onu getirdikleri, bunların da gönülsüz gittiklerini gördük. Şimdi bunlar uluslararası savaş sözleşmelerine pek uygun şeyler değil. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir askeri zırhlı vinç ihtiyacı ortaya çıktı. Üzeri silahlı. Biz bunu başardık. 29 tane vinç ihalesi aldık. Ondan sonra hemen hemen de bitirmek üzereyiz. Şimdi tamamen kabul edildiler değil mi? Tabii kabul edildi. Bizim dışımızda bir yabancı firmanın verdiğinin çok çok altında bir değerle verdik. Sonra ürünümüz Amerikalıların James Defense dergisinin YouTube'una konu oldu. İlk defa Türkiye'de böyle bir ürün üretiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor diye. Bunlar çok başarılı şeyler. Ülkemiz için gurur verici şeyler. Dolayısıyla önümüz açık. Arkadaşlarımızın orada makina ve elektronik, mekatronik, elektronik, yazılım, donanım, aklınıza gelebilecek her türlü şeyleri kendileri yapıyorlar. Böyle bir entegre bir yaklaşım var. İyi bir kadromuz var. Sık sık görüşüyoruz, motive ediyoruz. Yani savunma sanayinin önü açık. Biz alternatif bazı şeyler de projelendiriyoruz. O projelerde netleştikten sonra onları tamamen şeye, animasyona dökeceğiz uygulanabilir vaziyette. O animasyondan da kabul gördüğü zaman da onunla ilgili bir takım çalışmalar olursa, talep olursa biz onları üretmeye hazırız. Altyapımızı bomba imha kolu ürettik. 11 akslı, bunların her bir aks hareket eden şeyler, 11 aks diyorlar. O 11 akslı ileride aracın önünde 7,5-8 metre önünde hem yerde tarama yapıyor, bulursa çıkartıyor, imha ediyor. Bu Hendek savaşlarından sonra çok ihtiyaç olan bir şeydi. Aynı fabrikada ağaç sökme makinesi üretiyoruz. Birazcık ne alakası var derseniz ama ikisinin de görevi tamamen mekanik aksam ve hidrolik aksam. Yani hidrolik aksamın bir kısmını savunma sanayinde kullanabildiğiniz gibi bir kısmını da sivil sanayide rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birbirine benzer hatta birebir aynı olduğu için yani nitekim vinçlerin hepsi hidrolik aksamlı. Tamamen otomatik üretiliyor. Hassas bir kaynak sistemi var. Malzemenin en kalitelisini kullanmaktan kaçınmıyoruz. İmaj çok önemli çünkü hizmet ettiğiniz sektör ülkenizin en gözde sektörü Türk Silahlı Kuvvetleri. Dolayısıyla itibar çok önemli, kalite çok önemli. Biz bunlara çok hassasiyet gösteriyoruz. Yani bizim adımıza gelebilecek en küçük bir leke, en küçük bir eleştiriye daha tahammülümüz yok. Yani arkadaşlarla sürekli irtibat halindeyiz ve bana şunu söyledi bir arkadaşımız, üst düzeyden bir arkadaşımız. Vallahi abi dedi, siz dedi bu vinç işine zırhlı vinç aldığınız zaman tereddüt vardı. Ya bunun altından kalkabilirler mi bunlar diye dedi. Ama öyle bir eser çıkarttınız dedi, vallahi bizi mahcup ettiniz dedi. Şimdi kendini bu işe adamış arkadaşlarımız var. Bu çok önemli. Bu özelliğimizden dolayı da Konya'nın tek doğrudan tedarikçisiyiz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan tedarikçileri Aselsan, Havelsan, Roketsan, bir de biz de varız. Bizim gibi birkaç firma daha var. Bu bize bir önümüzü açtı. İnşallah buradan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiğiniz zaman NATO envanterine de girebilme şansınız oluyor. Sadece NATO ile değil belki Endonezya ile, Malezya ile, Pakistan ile, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok rahat çalıştığı, yakın çalıştığı ülkelerle de rahatlıkla bu ürünlerinizi satabilme imkanınız oluyor. Ürünümüz çok kaliteli. İnşallah onun teslim töreninde muhtemelen sizler de bulunursunuz. Orada ürünümüzü yakından görme imkanınız olur. Yani savunma sanayinin önü açık. Yeni projelerimiz var. İnşallah onlar bir realize olduktan sonra onları da sizinle paylaşırız. İnşallah. Peki savunma sanayisinde üretim alanları nereler? Genelde biz savunmaya yönelik. Biz silah üretmiyoruz. Ürün anlamında demiyorum. Şehir, konum olarak, lokasyon olarak? Konya merkez. Konya üretimiz merkez. Konya'da. Çünkü Konya'daki bizim MPG fabrikamız eski Acar Vinç. Bununla ilgili iyi bir altyapı var. Orada gerekli düzenlemeler yapıldı. Bir takım eksiklikler giderildi. Konya'da üretiyoruz. Konya, o yüzden diyorum işte Konya şeyin savunma sanayinin ilk doğrudan tedarikçi şirketi MPG oldu.
Sadece Konya'da şu an. Konya. Tabii 58 milyon dolarlık büyük bir iş aldık. Bu yani bugün 58 milyon dolar savunma sanayinde böyle göz ardı edilebilecek bir şey rakam değil. Tabii. Yani tek kalemde bu. Tabii ki çok büyük uçaklar, İHA'lar var, onlarla kıyaslanamaz ama en azından bizim yaptığımız sektörde böyle bir başarı sergiledik. Peki, Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında oldukça büyük bir ihtiyacını karşılıyorsunuz ve bunun yanında da Türk askerini korumak, Mehmetçiği korumak da büyük bir şereftir. Peki 2023 öncesindeki hedeflerinizden bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Biraz önce de söyledi, kısmen değindim. Ben yatayda büyümekten artık yatayda büyümeyi durdurduğumuz gibi bazı firmalarımızda da küçülüyoruz. Yani burada inşaatta küçülme yaptık. 2015'te benim ilk bir geldim, sonra bakanlığa gittim. 2016'ın sonunda geldim. İnşaatta artık TOKİ ihalelerine girmeme kararı verdik. Çünkü inşaatta şunu gördük. İnşaat çok istihdam ağırlıklı. Ama piyasada enflasyondan, faizlerin dalgalanmasından en çok etkilenen, nihayetinde de firmalara kar bırakmayan bir sektör. Yani şimdi biz işletmeyiz. Elbette ki istihdam sağlayacağız. Nitekim sağlamışız da. Ama bir yerden de kar etmemiz lazım ki biz büyüyebilelim. Yatırımlarımızı yapabilelim. İnşaatta küçüldük. Yani gıdada biraz bütçemizi daha da küçülttük. Gıdadan tam çekilmeyi düşünmüyoruz. İnşaattan da çekilmeyi düşünmüyoruz. Bu sektörler hala bu ülkenin ihtiyacı olan sektörler olarak bakıyoruz biz. İşte savunma sanayinde büyüyeceğiz. İnşaatta ve gıdada küçülürken savunma sanayinde büyümeyi hedefliyoruz. Kağıtta kesinlikle ve kesinlikle büyüyeceğiz. İmkanımız olursa kartonda büyüyeceğiz. İmkanımız olursa endüstriyel matbaa işinde büyüyeceğiz. Ki endüstriyel matbaa dediğim bu kutular falan yapılıyor. Sizin şey kutusu da dahil, kolonya kutusu da dahil. Türkiye'nin en büyük cam üreticilerinden birinin bütün kutularını biz yapıyoruz. Yani orada tek kalemde. Yani buralarda birazcık daha kara yönelik. Mesela Rulman'da yıllık ortalama büyüme %7,5 %8 arasında bütün dünyada. Yani özellikle o çok spesifik Rulmanlarda biz Rulman'a biraz ağırlık vermek istiyoruz. Orada iyi bir kadro var, iyi bir altyapı var, iyi bir makina, ekipman var. Dolayısıyla biraz büyümek, oradan Amerika'ya pazarlama ayıyla açılmaya çalışıyoruz. İşte Mart ayı içerisinde Amerika'ya gideceğim. Orada bir şirketle görüşmemiz var. Amerika'ya girersek Amerika bizi Kanada'ya, Kanada'nın da hemen altında Güney Amerika'yı açacak. Orada bir hareket alanımızın olması lazım. Her şeyi Romanya'dan kontrol etmek mümkün değil. Avrupa'da iyiyiz, Amerika'da da iyiyiz belli ürünlerde ama Amerika çok büyük bir pazar. Dolayısıyla Amerika'yı ihmal etmek istemiyoruz. Amerika'da büyüyeceğiz. Yani şeyde turizmde fazla büyümek istemiyoruz. Konya'daki, Ankara'daki bir otelimiz vardı. Onu elden çıkarttık yani şey olarak. Çünkü kirası çoktu, vakıflara çok kira ödüyorduk. Karlılığı yoktu. Orada istihdamı sağlıyorduk. Oradaki çocukların her birinin kıdem tazminatlarını mağdur etmeyecek şekilde ödeyerek bir başka bir firmaya devrettik. Buralardan küçüleceğiz. Daha da çok küçülmek istiyoruz. Oradan gelebilecek kaynak veya oraya gidebilecek zarar olacak şeylerimizin artık kağıt, rulman, işte MDF, bizim şeyde Düzce'de MDF fabrikamız var. Bu sene çok iyi gidiyor. Yani inşaat sektörüyle daha çok ilişkili değil, o mobilya sektörüyle alakalı. Evlenenlerin sayısı arttıkça da bizim MDF'nin hem yurt dışı ihracatı hem de kar da artıyor bu bağlamda. Hedefimiz biraz önce de söyledim. Tabanda büyümeyi artık durdurduk. Tabanda küçüleceğiz. Dikey büyüyeceğiz. Yani yatayda değil dikeyde büyüyeceğiz. Kağıdın kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. MDF'nin kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Kompeni belki imkanımız olursa Güney Afrika ülkelerinden birkaçında yatırım yapıp oralara birkaç hat kurmak lazım. Çünkü o tür ürünleri orada üretmenin çok büyük faydası var. Yani bu tür şeyler kafamızda ama bunu yapabilmek için de bir yıllık, bir buçuk yıllık şu kendimizi toplamamız lazım. Dedim ya biz bypass olduk, ameliyattan çıktık. Şimdi yoğun bakımdayız. Bugün yarın yoğun bakımdan çıkıp servise alınacağız. Bu servisten sonra sağlığımıza kavuşunca inşallah burada herkesin yüzünü güldüreceğiz. Konyalıların da gurur olmaya devam edeceğiz inşallah. Sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin i̇nşallah, gururu olmaya. İnşallah. Evet, Bera Holding'in bataklıktan çıkma hikayesini dinledik bir nevi.
Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben şunu söyleyeceğim. Belki konuşmamız arasında söyledim ama ben ortaklarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Haklı olarak ortaklarımız buraya geçmişte çok büyük paralar yatırmışlar. Çok büyük umutlara kapılmışlar. Belki o günün söylediğim gibi düşük kur, yüksek faiz sisteminin getirdiği şeyle yüksek kar da almışlar. Yani bugün 88'de 89'da kurulan bu firma 96'ya kadar sorunsuz bunu ödemiş. Fakat o sırada ortaya çıkan tabela holdinglerin darbesiyle biz de ödeyemez duruma gelmişiz. Bir de üzerine 28 Şubat silindir gibi geçince bizim mal varlığımızın çoğu erimiş. Şimdi eriyen mal varlığından biz büyüyoruz. Ortaklarımıza ricamız biraz sabır. Biraz bize zaman ayırsınlar. Biz artık her anı, her ödemesi, her şeyi sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenen bir şirketiz. SPK'ya açığız, borsaya açığız. Bizde şeffaflık çok önemli. Bizde kayıt dışı bir kuruş gitmez. Bir kuruş kayıt dışı olsa hepimiz sorarız nereden geldi, ne yapıyor, bununla sahiplenmeye çalışırız. Biz onların mallarını, mülklerini sahiplenmeye çalışıyoruz. Eğer bugüne kadar sahiplenmemiş olsaydık, diğer holdingler gibi yok olup gitmiştik. Şu an yaşıyorsak lütfen onlar da dava açıp da mevcut varlıklarımızı elimizden alıp diğer dava açmayıp da umut bağlayan insanları mağdur etmesinler. Bize güvensinler. Tek söyleyeceğim şey bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, böylelikle bu güzel sohbetin sonuna gelmiş olduk. Ali Rıza Alaboyun'laydık. Hoşçakalın. Doğanın Altın Seçimleri en doğal haliyle sofranızla. Golda, altın seçim makarna.